Piyasa ekranına hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak Salı, ekonomideki önemli gelişmeleri ve piyasalardaki son durumu aktaracağız. Hemen gün ortası notlarıyla başlayalım. İşsizlik oranı günün verisiydi. Oran değişmedi. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Sanayi üretim rakamlarına bakacağız. 2,5 yıl sonra ilk düşüş geldi. Benzine 63 kuruşluk bir indirim var. Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi düzenlemesi var. Borsa İstanbul'da görünüm karışık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yakında mecliste olacak dedi. Az önce Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de artık konu bizden çıktı, meclisin gündeminde açıklamasını yaptı. SGK'da EYT mesaisi hazırlığı var. Köprü ve otoyollara zam yok bu yıl. Şirketlere kur korumalı mevduat 2022'yi kapsayacak şekilde bir uzatma hakkı geldi. Ve gram altında rekor seviyesine yakın dün 18 ayın zirvesini görmüştü. Gram 1135 lirayı görmüştü. Şu anda da 1130'un üzerinde. Birazdan ayrıntıları sizlere aktaracağız. Günün verisi dedik, işsizlikle başlayalım. İşsizlik oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişmedi. %10,2 seviyesinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,4 puan artarak %48,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi olarak kayda geçti. İşsizlik oranı ise Ekim ayına göre değişmedi ve %10,2 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 2,6 puan azalarak %17,8 oldu. Bugünün bir diğer verisi sanayi üretim rakamları. Sanayi üretim endeksi Kasım ayında 2,5 yılın ardından ilk kez yıllık bazda geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı. Üretim endeksi aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %1,3'lük azalma kaydetti. Yıllık döneme bakıldığında sanayinin alt sektörlerinde de daralma gözlemleniyor. Buna göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü %8,6, imalat sanayi sektör endeksi %0,4 ve gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektör endeksi %7,9 daraldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Ocak ayı için eksi enflasyon beklentisinin olmadığını söyledi. Nebati kabine toplantısının ardından gazetecilerin Ocak ayında eksi enflasyon olur mu sorusuna böyle bir beklentimiz yok, önemli olan makul seviyelerde olması yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı'na enflasyonla mücadele kapsamında perakende sektöründe başlayan indirim kampanyaları da soruldu. Kampanyaların daha da genişleyeceğini belirten Nebati, vatandaş artık kendi kontrolünü yapıyor, bizim için en önemli kısım vatandaşın fiyatlar karşısında niye yükseliyor sorusunu sormasıydı. Daha önce fiyatlar artıyor diye feveran ediyordu çünkü enflasyon vardı. Şu anda enflasyon düşüyorsa ve kendini hissettiriyorsa vatandaş da marketlere sen niye artırıyorsun diye baskı yaptığı için başarı geldi ifadesini kullandı. Petrol fiyatında yaşanan değişiklik akaryakıta da yansıdı. Benzine bu gece yarısı indirim gelecek. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre benzine 63 kuruş indirim yapılacak. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yaşanacak fiyat düşüşü sonrası benzinin litre fiyatı 19 liranın altına gerilecek. Motorin grubunda bugün herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında yeni bir adım daha attı. Bankalar için menkul kıymet tesis yükümlülükleri genişletildi. Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazıda mevduatta TL payının hesaplaması değiştirildi. Buna göre kullanılacak yeni formüle türev ürünler ve repolar da dahil edildi. Türk lirası repo işlemleri artı olarak, türev işlemler eksi olarak yer alacak. Yani bankaların Türk lirası payı konusundaki yükümlülükleri biraz daha artırılmış olacak.
Öte yandan Merkez Bankası geçtiğimiz haftada bankalara Türk lirası tahvil alım zorunluluğunu %5'ten 10'a çıkarmıştı. Ve gelelim piyasalara. Geçen yılın yıldızı borsa bu yılda aslında hareketli başladı yıla. Tüm gözler yine borsadaki hareketlilikte. Geçen yıl endeks %200 yükselmişti, BIST 100 endeksi. Bu yılsa oldukça dalgalı geçiyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sert düşen borsa Cuma önemli ölçüde toparlanmıştı. Bu hafta ise satış ağırlıklı ilerliyor. Bakalım. Borsada yeni yıl hareketli başladı. Geçen yıl enflasyonun yüksek seyretmesi yatırımcıları getiri arayışına itti. Borsa dışındaki yatırım araçlarının enflasyon altında yükselmesi yatırımcıları borsaya yöneltti. Bir yılda borsaya 1,5 milyon kişi gelirken yatırımcı sayısı 4 milyona yaklaştı. 2022'yi %200 artışla tamamlayan BIST 100 endeksi yeni yıla ise dalgalı başladı. Hem siyaset tarafındaki yani seçime dair olası senaryolar ya da gelişmelere yönelik beklentilerin yavaş yavaş ön plana çıkması ister istemez borsa üzerinde etkilerin olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksi yılın son işlem günü olan 30 Aralık'ta 5509 puandan rekorla kapandı. 2 Ocak'ta %2'den fazla yükseldi ve 5661 puandan günü sonlandırdı. 5 Ocak'taki %7,37'lik sert düşüşte kapanış rakamı 5116 idi. Ertesi gün %4'ten fazla değerlendi. 5341 puana çıktı. BIST 100 endeksi bu haftanın ilk işlem günü yine düştü. 5170 puana indi. Evet, borsada özellikle seçim dönemi içerisinde dalgalı seyrin devamını beklediğimiz gibi borsaya talebin özellikle yerli yatırımcı tarafından devam edebileceğini de düşünüyoruz. Evet, borsada yaşananları Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ'da soracağız. Yayınımıza hoş geldin Eda. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi borsada neden böyle yüksek bir dalga boyu var diye sormak istiyorum. Bir gün %7'lik düşüş, iki kez devre kesiyor. Ertesi gün %5 toparlanıyor. Gerçekten çok baş döndürücü. Bir yandan %200 prim yaptığını da ilettik geçtiğimiz yıl. Çok fazla prim yaptı. Artık bu seviyeden sonra dikkat etmek gerek diyenler var. Bir yandan da hala yatırım enstrümanı olarak rakipsiz diyenler var. Ne dersin? Nasıl değerlendirirsin? Aslında her ikisine de katılıyorum. Yani öncelikle bunu söylemek isterim. Bir tarafta bu oynaklık karşısında mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. İkinci olarak da evet, geçtiğimiz yıl %200'e yakın bir getiri sağladı Borsa İstanbul. Ama yine de Borsa İstanbul'un bir yatırımcı kitlesi var. Yani bu da 2023 yılında artık Borsa İstanbul cazibesini kaybedecek, insanlar yatırım yapmayacak diyemiyoruz. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcısı çok fazla. Dolayısıyla yatırımcılar belki bu yıl daha seçici davranarak hareket edeceklerdir. Yine de bir yatırım aracı olarak zaten bence cazibesini ben koruyacağını düşünüyorum. Elbette geçtiğimiz yılki kadar güçlü bir performans beklentisi yok. Yani sonuçta neredeyse tüm hisse senetleri dün yatırımcısına getiri sağlamıştı. Ama bu yıl belki o kadar güçlü bir performans olmayacak. Bu nedenle seçici olmaları gerektiğini düşünüyorum. Hani hisse ve sektör bazı ayrışmalar gündeme gelebilir. Biraz yatırımcılar özellikle temel anlamda şirketlerini tanıyarak bu yıl özelinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten oynaklığın yüksek olduğu, öngörülerin biraz daha zorlaştığı bir döneme girdik. Yani şimdi ay sonu itibariyle 4. çeyrek finansalları gelecek. Bir miktar bilanço beklentileri piyasayı canlı tutmak isteyebilir. Açıklanacak bilançolar, beklentileri, fiyatları destekleyebilir. Hisse ve sektör bazı ayrışmalar yine gündeme gelebilir. Ama bilanço sezonu sonrası biz yeniden bir satış dalgasıyla da karşılaşabiliriz. Sonuçta geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul'da soluksuz yaşanan yükselişte herkesin keyfi yerindeydi ve bu yükseliş devam edecek diye oldukça emindi. Ama bu yıl ne yazık ki aynı eminlikle hareket edemiyoruz. Yani piyasa da emin değil, yatırımcı da emin değil. Hani böyle bir tedirgin ortamda bu nedenle daha dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar yerine, kulaktan dolma bilgiler yerine gerçekten çalıştıkları aracı kurumlarla daha dikkatli bir şekilde bu süreci yürütebilirler. Sonuçta şu an için spesifik bir nedenimiz yok.
zaten beklenen bir hareketti. Özellikle yeni yıla başlarken artık endeksin doyum noktalarına geldiğini düşünüyoruz diye bizler de raporlarımızda yer vermiştik. Dolayısıyla beklediğimiz bir satış. Tabii ki daha net bir şekilde satış başladı ve devam edecek de diyemiyoruz. Sonuçta geçtiğimiz hafta yeni yıla başlarken çok güçlü başladı Borsa İstanbul. 5700'lere kadar yükseldi, zirvesini test etti. Ama sonrasında başlayan düşüşlerle birlikte çok sınırlı bir 5000 puanın altına sarktık. Ama hala 5000 puan üzerinde gün sonu kapanışlarını gerçekleştiriyor. En azından bu açıdan kısa vade için olumlu diyebilirim ama bu demek değildir ki 5000 puanın altına sarkmayacak. Yani önümüzdeki günlerde 5000 puanın altında kapanışlar başlar ve çok sert fiyat hareketleri görürsek evet satışların daha da hızlanabilme ihtimalini konuşabiliriz. Peki 4. çeyrek bilanço dönemi geliyor. Seçici olunmasında fayda var dedin. Bunun da altını çizmiş olalım. Kulaktan dolma bilgilerle çok da fazla yatırımcılar hareket etmesinler dedin. Gram altını da sormak istiyorum. Çünkü orada da bir rekor var. Tabii hemen gözler oraya çevrildi. Orada da hareketin devamını bekler misin diye sorayım. Şimdi gram altındaki rekorumuz 1148'den geçiyor. Vadeli piyasaya bakıyorum. Şubat ve Nisan ayı fiyatlarına 1179 ve 1235 liralarda. Dolayısıyla piyasanın gram altına yönelik yukarı yönde bir beklentisi var. Ve şu anda gram altın ons altın hareketiyle besleniyor. Sonuçta biz gram altını yorumlarken dolar TL ve ons altını baz alarak hareket ederiz. Ama dolar TL'de Ağustos ayından bu yana çok stabil bir seyir var. Yani 18 liraların üzerinde yatay bir seyir hakim. Dolayısıyla son günlerde ons altının 1850 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmesiyle gram altında tabii ki 1100 liraların üzerinde hareketini desteklemiş oldu. Bir kere gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyon korumaya devam edebilirler. Yeni alımlar için bence aceleci davranmasınlar. Biraz geri çekilmeleri bekleyebilirler. Bu hafta önemli bir hafta. Bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşması var. Perşembe günü Amerika'da enflasyon verisi var. Özellikle Perşembe günü Amerika'daki enflasyon verisi eğer Fed'in faiz artış hızını yavaşlatabileceğine dair bir beklenti yaratırsa dolar zaten piyasada çok güçlü değil. Bir miktar dolardaki gevşeme ons altını tekrardan yukarı tetikleyebilir. Veya aksi senaryoda biraz dolara alım ons'taki kazançların geri vermesine de yol açar. Yani iki türlü senaryoyu da bilmek lazım ama Perşembe günü biraz emtialar açısından hareketli geçebileceğini düşünüyorum 4.30 itibariyle. Dolayısıyla gram altın yatırımcısı da takip edebilir o günü ve 1100, 1000 liralar bir de özellikle aşağıda önemli destek noktaları gram altında. Buralara kadar olası bir düşüş, eğer bu seviyelerin altına doğru bir kırılım görülmedikçe belki yeni alımlar açısından da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Peki, çok teşekkürler. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bize piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Yayına katkısı için teşekkür ediyoruz. Aslında o da söyledi, piyasaların gözü bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasında olacak. Türkiye saatiyle 17'de bu konuşma. Ve Perşembe günü de Amerika'da TÜFE yani tüketici enflasyonu verisi var. O da önemli piyasalar için. Devam edelim haberlerle. 2022 yılında turizmde gurbetçi rekoru kırıldı. Turizm şehri Antalya'yı yurt dışında yaşayan 682 bin Türk ziyaret etti. Antalya 2022'de turist sayısında en iyi ikinci yılını geçirdi. Şehre en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırayı 3 milyon kişiyle Rusya alırken onu 2 milyon kişiyle Almanya takip etti. Üçüncü sırada ise 1 milyon turistle İngiltere yer aldı. Listenin en dikkat çeken detayı ise gurbetçi ziyaretçiler. Antalya'yı geçen yıl yurt dışında yaşayan 682 bin Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece bu rakamla turizmde gurbetçi rekoru kırılmış oldu. Milyonlarca çalışan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini bekliyor biliyorsunuz. Düzenleme meclisten geçtikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na geliyor. Orada da yoğun bir mesai başlayacak. Fazla mesai yapanlara ilave ücret verilecek. Emeklilik hizmetleri ve sigorta primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre memurlara mesai saatleri haricinde fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek. Memurlar fazla çalıştığı saat başına 27 lira alacak.
Cumhurbaşkanı kararı 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arasında uygulanacak. Bu haberle birlikte piyasa ekranını noktalıyoruz. Öğleden sonra ekonomi yayınları Finans Kafe ile sürecek. Şimdilik hoşçakalın.